Teşekkürler, sağ olasın Yalçın. Değerli izleyiciler, gerçek gündeme devam ediyoruz. Bugün Ankara'dan bir canlı yayın konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökhan Günaydın. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tabii sabahın bu saatinde ağır siyasi konuları konuşmak belki çok da hoş gözükmeyebilir ama bizim izleyicimiz alışık. Uzun evet. Süredir, 6-7 senedir bir yıllara verdik ama bizim izleyicimiz bu saatlerde önemli ve ağır konuları dinleyebiliyor. Evet. Şimdi yeni dönemi 24. dönemin 3. yasama yılı değil mi? Doğru söylüyorum. Geride evet. bıraktık. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek'in konuya ilişkin ayrıntılı bir basın toplantısı vardı ama kapanış ilginç bir yasayla oldu. Hem yeni anayasa tartışmaları ekseninde bir gündem vardı, meclisin gündemi, hem de bir torba yasa vardı ki ezberleyemedim bile. 80 yasa, 100 konuda 80 yasa ve 200 madde değişikliği yapıldı. Eminiz ki bu değişikliği yapan sayın vekiller ertesi gün gazetelerde veya günü geldiğinde gazetelerde hangi değişikliğe imza attığını öğrenecekler. Takibi gerçekten güç. Bilemiyorum. Takip edebildiniz mi? İlgilendiren konuların dışında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şüphesiz ki grup başkan vekilliğimiz ilgili yasa gelmeden evvel tasarıyı alır, inceler, hangi komisyonlara gideceğine bakar, ilgili milletvekillerini görevlendirir ve böyle bir iş bölümü olur. Yani normal bir düzen olsaydı. Bu yasa komisyona 23 madde olarak geldi. Yani şimdi sayın bizi izleyen sevgili halkımız meclisin çalışma kurallarını çok da bilmeyebilir. Bu da doğal. Ancak haliyle. Kural olarak bir tasarıya da teklif geldiği zaman önce uzmanlık komisyonlarında incelenir. Gerekirse oradan da alt komisyona hatta gönderilir. Olgunlaştırılır. Genel kurula gelir, oylanır. Kabul edilir, reddedilir. Böylece yasa geçer. Bu düzenleme komisyona geldiğinde 23 yasada değişiklik yapmayı öngörüyordu bu torba kanun. Komisyondan, sonra 80 oldu yani. Komisyondan geçti. Genel kurulda gece yarısı verilen tekliflerle 80 oldu. Şunu iddiayla söylüyorum. Biz zaten muhalefet milletvekiliyiz. Gece saat 1'de, 2'de, 3'te kimin darbe hazırlığı içerisinde olduğunu bilmemiz mümkün değil. Bu darbedir, onu açıkça söyleyeyim. Gece yarısı operasyonudur. Fakat bunu daha işin kötüsü AKP'li vekillerin bilmediğini görüyoruz. Bu bir yerlerde pişiyor, mutfağın bir kısmında ve şak diye önümüze geliyor. Dolayısıyla ne CHP'li, ne AKP'li, ne MHP'li, ne de BDP'li vekilin bu torba kanunu görüşülürken hangi konularda hazırlık yapması gerektiğine ilişkin hiçbir fikri yok. Yani spontan aniden gelişen bir durum söz konusu. Gece yarısı operasyonu diyorum. Yani pusu nasıl kurulur? Pusu gündüz kurulmaz. Pusu gece kurulur. Yani beni bağışlasın. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarım da beni bağışlasın. Bir yasama faaliyeti olmaktan çıkmıştır bu. Eğer siz bir tek metinle 80 kanunu değiştiriyorsanız ve bunların da 4/3'ünü gece yarısı verdiğiniz tekliflerle yapıyorsanız buna yasama faaliyeti de denilmez. Ancak pusu denilir. Olan da budur. Samimiyetle ifade edeyim. Peki anayasa konusu var ki bugün Sayın Mehmet Ali Şahin'in gazetelerde yer alan bir açıklaması var. Yılmaz Beyciğim çok özür dilerim. Buna geçmeden şu konuyla ilgili küçük bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne ilişkin bir düzenleme de geldi. Ya onu soracaktım. Sizi ilgilendiren tarafı var evet. Çünkü siz o evet. Ocaktan geliyorsunuz. Ben yıllarca evet orada oda başkanlığı yaptım. Başbakan TMMOB'yi hiç sevmez. Sevmediğini de açıkça ifade eder. Hedef göstererek söyler. Sebebi de şudur. Örneğin adını verelim. Yalova'da 10 bin dönümlük TİGEM arazisini Dubai İslam Kalkınma Bankası'na peşkeş çekeceklerken ben oda başkanıyken açtığım davayla bunu iptal ettirdim. Şimdi sorabilirler. Açtığın dava var. Ne çıkarın vardı? Vallahi bir metrekare arazim yok benim orada. Özel hiçbir çıkarım yok. O 10 bin metrekare alan, 10 bin dönüm alan düzeltiyorum. Bütün bölgeye tohumluk üreten ve dağıtan bir yerdi. Dolayısıyla tarım için son derece önemliydi. Sen orayı betonlaştırırsan birilerinin cebine para girer ama memleketin cebinden
çiftçinin cebinden para çıkar. Ben bunun için burayı iptal ettirdim. Başbakan bundan hoşlanmıyor. Önümüze çıkmayın diyor. Biz onların önüne çıkıyoruz. Kim için? Memleket için çıkıyoruz. Ve dedi ki bu TM Mobi'yi yola getireceğim. Bunların açtıkları davalarda iptal kararı veren mahkemeleri de yeniden düzenleyeceğiz dedi. Aradan zaman geçti. Mahkemeleri nasıl düzenlediğini Türkiye'de vicdanı olan herkes görüyor. TM Mobi için ne yaptı? Yönetmelikler çıkarttı, başka düzenlemeler getirdi. Fakat bardağı taşıran bir damla oldu. İstanbul'da Taksim'de Gezi Parkı'nda TM Mobi'nin yurtsever mimarı, mühendisi, şehir plancısı dedi ki ya yeter artık. Şehir yönetiyorsun. İstanbul Belediye Başkanı'nın orada park mı yapılacak, AVM mi yapılacak haberi yok. Sen başka söylüyorsun, o başka söylüyor. Biz bu memlekette daha fazla AVM istemiyoruz. Çünkü AVM esnafı boğuyor. Çocuklarımıza oyun parkı kalmıyor. Biz Taksim Gezi Parkı'nın yeşil kalmasını istiyoruz. Bunun için bir platform oluşturdular. Vay sen misin bunu yapan? Gece yarısı TMMOB'ye yapılan operasyonun sebebi budur. Yani torba yasayla vize yetkisinin kaldırılması. Elbette, elbette. Neden bunu söylüyorum? Çünkü komisyona gelen taslakta şey yoktu. TMMOB yoktu. O gece yarısı eklendi. Ama zannediyorum Sayın Çevre Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Nisan'dan beri biz bu konuda çalışma yapıyorduk filan diye. Nisan'dan beri çalışma yapıyorsa Sayın Erdoğan Bayraktar böyle müthiş akıllı açıklamalar yapıyor. Ben de hayretle karşılıyorum koca bakan. Nisan'dan beri çalışma yapıyorsan komisyona niye getirmedin? Niye gece yarısı teklifiyle getirdin? Bir de tabii şöyle iddialar vardı. Ben daha önce de bunun tartışıldığını hatırlıyorum. Bu vize yetkisinin belediyelerle TÜMOP arasında yapılan bir özel protokolle oluşturulduğu biliniyor. Bunun hukuki dayanağı yok, bir hukuki mesnedi yok. Belediyelerin inisiyatifiyle yürüyen bir iştir filan diye itiraz edenler olmuştu. Bakın TMMOB yasası 1953 tarihli. Ve TMMOB yasası açıkça mimara, mühendise, şehir plancıya bu tip meselelerde plan yapma, onu tadil etme, onun sorumluluğunu üstlenme yetkisini veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yasadan almadığınız bir yetkiyi protokolle kullanamazsınız. Açılan davalar var. Lehte var, aleyhte var. Mesele şu. Yani ben hatırlıyorum çok tartışıldı da bir tarihlerde. Bu meseleyi tartışmak, bu meseleyi bir noktaya getirmeye çalışmak makul bir iştir. Ama siz bu meseleyi Gezi Parkı nedeniyle gece yarısı getirip de meclisten geçirirseniz bu mesele tartışılma boyutunun dışına çıkıyor. Birini cezalandırma boyutuna giriyor. Peki ben soruyorum şimdi. Yani tartışma yapılmadı, emrivaki yapıldı diyorsun. Hiç şüphesiz. Bu yetkiyi kim kullanacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kullanacak. Yani siz 500 bin üyesi olan, Türkiye çapında seçilerek gelen TMMOB'den bunu alıyorsunuz ve bunu bir tek bakanlığın bürokratlarına teslim ediyorsunuz. Neresinde demokrasi var bunun? Bir de tabii yapı itibariyle eski Bayındırlık Bakanlığı bu işin altından kalkabilecek altyapıya ve personele sahip mi? Sadece şu kadarını sorayım ben size. 19 milyon yapı stoğundan 6,5 milyonu yıkılacak ve kentsel dönüşüm başlayacak diyen Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bugüne kadar yıkabildiği yapı sayısı 10 binler civarındadır. Bunların da %95'i eski kamu binasıdır. Yani ben bakanlığın kapasitesini ölçsün vatandaş diye bunu söylüyorum. 500 milyar dolar para gerekiyordu. Bugüne kadar harcanan para 2-3 milyar doları geçmedi. Bakanlıkta böyle bir kapasite yok. Dertleri de zaten o düzenlemeyle daha adil tırnak içinde bir yere dönmek değil. TMMOB'nin içini boşaltmaya çalışmak. Şunu söyleyeyim ben. Eksik, yanlış çalışan herkesin sorgulanmaya açık olması gerekir. Burada en ufak bir sorun yok. Ama siz bana karşı pozisyon alıyor diye bir demokratik kitle örgütünü cezalandırmaya kalkışırsanız, ben istedim olacak derseniz bunun herhalde demokrasiyle bir alakası yoktur. Yani bu siyasi bir tavır. Hiç şüphesiz. Bir de son olarak şunu söyleyeyim.
Umarım bizi çok sayıda esnaf kardeşim izliyordur. Bir esnaf örgütünün başkanı Kadir Akgül bir açıklama yapmış. Demiş ki, ben de esnafları zor tutuyorum demiş. Bu gezi olayları bize çok büyük darbe vuruyor. Dün gazetelerde vardı. Yani esnafları zor tutuyorum demiş. Önce bu beyefendinin şu soruya bir cevap vermesi lazım. İstanbul'da, Ankara'da yapılan binlerce AVM esnafın lehine mi yoksa esnafı öldürüyor mu? Verilmesi gereken soru budur. Cevaplanması gereken soru budur. Şunu biliyoruz. Alışveriş merkezi yaparsanız, içinde açtığınız süpermarketten ayakkabı boyacısından fırına kadar dışarıdaki küçük esnafı, orta boy esnafı öldürüyor. Sermayeyi tekelleştiriyor ve yandaşların para kazanacağı, gerçek esnafın da iflas edeceği bir düzen kuruyor. Bu efendi bugüne kadar bu kadar AVM yapanlara karşı bir tek açıklama yapabilmiş mi? Yapmışsa getirsin göstersin. Taksim'de Gezi Parkı'nda AVM yapılmasına önce kendisinin karşı çıkması lazım. Hiçbir sıkılma içerisinde olmadan bunu protesto edenleri protesto ediyor ve şöyle bir dille esnafı zor tutuyorum. Ya sen kimsin? Hangi esnafı temsil ediyorsun? Ben dün Kızılcahamam'daydım. Esnaf kana alıyor. Bu açıklamayı konuştuğumuzda şunu söylediler. Dediler ki o geçtiğimiz dönemde AKP milletvekiliydi. Bu dönemde de Yozgat'tan AKP milletvekili olmaya çalışıyor. Onun için bu açıklamalar geliyor. İşte esnaftaki karşılığım budur. Yani ben hepsine birden sesleniyorum. Esnaf örgütlerinin hepsine birden. AVM'ye ses çıkartamayan, bugüne kadar 11 yıllık iktidardasınız. Avrupa'da AVM şehrin göbeğinde olmaz. AVM 20-30 kilometre dışarıda olur. Masayı zaten çok kolay çıkartamadılar. Birkaç kere girişim oldu ben hatırlıyorum. Hep ertelendi. İçerideki inşaatların bitmesi bekleniyor herhalde. Efendim o yasayı getiremezler çünkü AVM'ciler iş başında. AVM'ciler iktidarda. O yasayı AKP çıkartamaz. Ben bunu anlıyorum. Kendi AVM'lerinizi kapatmayı nasıl bir yasayla düzenlersin? Yapamıyorsunuz. En azından yenisinin yapılmasının önüne geçmek gibi bir düşünce. Her neyse onu da diyelim. Yenilerini de yapıyorlar. İşte Ankara'da şimdi Çankaya'nın göbeğine yeni bir AVM yapıldığı hazırlığını duyuyoruz basından. Benim sorum AKP'ye değil. AKP için bu doğal. Yani kendi AVM'sini kapatamaz. Altını bir kez daha çizeyim. Esas sorum esnaf örgütlerine. Esnafı bunun için zor tutuyorum diyeceksin. Daha fazla AVM yapmayın. Esnafın %50'sini tutamıyorum diyeceksin. Bunu demezsen adama derler ki kendi istikbali uğruna esnafı hiçe sayıyor ve hiçbir şekilde esnafı savunmuyor. Gerçek durum budur. Evet şimdi Cemil Çiçek'e geçebiliriz artık. Cemil Çiçek'e yok. Cemil Çiçek'le o konu daha uzar işi. Biz 15 dakikamız var. Onu iyi değerlendirelim. Peki. Önce şunu sorayım. Aslında Haluk Koç'un bu konuda bir açıklaması var. Belki de söylemeye bile gerek yok ama çarpıcı bir konu olması dolayısıyla cazip. 48 maddelik bir uzlaşılmış anayasa metni söz konusu. Sayın Başbakan bu 48 maddenin hiç olmazsa 48'inin oylanarak ittifakla çıkması yönünde bir çağrısı oldu. Bu konuda Mehmet Ali Şahin'in de ilginç bir açıklaması var. Diyor ki bu tabuk kalınan 48 madde meclisten geçerse tutuklu milletvekili sorunu da çözülebilir. 48 madde içinde 14. madde milletvekilleri meclis kararı olmadan sorguya çekilemez, tutuklanamaz der. 14. madde kapsamına göre suçlarla ilgili 83. maddede yapılmış olan atfı kaldırırsanız sorun çözülür diyor. Yani bir anlamda tutuklu milletvekillerini en azından şu an itibariyle kurtarmanın yolu bu 48 uzlaşılmış madde üzerinde bir işlem yapmak konusu. Saygı sınırlarının dışına çıkmam, çıkmak istemem. Çıkmam da zaten. Ama Mehmet Ali Şahin Bey ayıp ediyor. Yani anayasa meselesinde havuç sopa ilişkisini gösteriyor ve havuç şudur. Bu 48 maddeyi geçirirseniz Tutuklu milletvekilleri serbest kalır. CHP ve MHP'ye söyleyeyim. BDP'ye de. Bu sorunun doğru olabilmesi için, bu yorumun, bu değerlendirmenin doğru olabilmesi için mevcut anayasada mevcut milletvekillerinin tutuklu kalmasını gerektiren
bir tek düzenlemeyi bana göstermesi lazım. Böyle bir düzenleme vardı anayasada. Bundan dolayı mı milletvekilleri tutuklu? Hayır, çok ayrıntı hatırlamıyorum ama bununla ilgili birkaç girişim oldu ve sonunda dendi ki yani işte hakimin takdir yetkisi var. Bizim yapacağımız bu kadar. Mahkemeler mesajı alsın sözlerini ben hatırlıyorum. Açıkça söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda düzenlemeler de yaptı. Hiçbir yasa metninde böylesine uzun tutukluluk süreleriyle milletvekillerini içeride tutmaya yönelik bir yasal dayanak yok. Bu hakimin 5 yıl evvel, 3 yıl evvel tutuklanmış kişinin ve elini kolunu sallayarak Türkiye'de rektörlük yapan, doktorluk yapan, gazetecilik yapan, tutuklayıp serbest bıraktığınız ve hiçbir yere kaçmayan kişinin kaçma ihtimalini uydurması nedeniyle içerideler. Her yerleri aranmış, bir tek karaciğerleri alınmamış kişilere delilleri saklama ve karartma şüphesi nedeniyle tutukluluğuna devam kararı veren hakimlerin bu meselesidir. Esas sorun şudur. Yargı bağımsızlığı olsaydı bu meseleyi bir hakim sorunu olarak tartışmaya devam edebilirdik. Ama bence komik tartışmaya böyle devam etmek. Çünkü bu memlekette kediye kedi diyelim. Herkes biliyor ki yargı bağımsızlığı yoktur. Bu siyasi bir davadır. Ve siyasi davalarda da özel yetkili mahkemelerde de hukuk artık guguk olmuştur. Dolayısıyla bana kimse bunu anlatmasın. Mehmet Ali Şahin'in bu değerlendirmesinin böylesine bir bakış açısı karşısında maddi gerçekle alakası yoktur. Sonra devam edelim. Ya Başbakan Kasımpaşalılıktan vaz mı geçti? Şöyle, niye soruyorsun? Şöyle demiyor muydu? Ben bu sonbaharda ister kabul etsinler ister etmesinler kardeşim. Getireceğim mevcut düzenlemelerin yanına kendi istediklerimi de koyacağım, referanduma gideceğim. Bu sonbahar için söylüyordu. Sonra bu sonbahardan vazgeçti. Önümüzdeki senenin sonbaharında referandum yapacağından bahsetmeye başladı. Neyi gördü başbakan? Neyi gördü? Başbakan bu düzenlemeyi ortağıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirse bile milletten geçiremeyeceğini gördü. Ortağı derken kastınız BDP mi? BDP. Yani öyle değil mi? Birçok düzenlemeyi birlikte yaptılar. İşte bazı konularda mutabık kaldılar vesaire vesaire. Anketlerde gördü ki ne başkanlık sistemini geçirebilirim ne de pazarlıklarda millete dayatmaya çalışacağım anayasa maddelerini ortağımla birlikte realize edemem. Bunu gördü başbakan ve şimdi diyor ki 48 maddeyi daralalım, buradan geçelim. Şöyle söyleyeyim, ilkece anlaşmış maddelerin geçmesinde bir sakınca yoktur aslında. Ben de onu söyleyecektim. İlkece, yani üzerinde mutabakat yapılmış, çok tartışılmış, herkes de olur demiş. Aynen öyle. Mahsuru ne? İlkece bunda bir sakınca yok. Esas sorun, bu meclis yeni bir anayasa mı yapacaktı yoksa bu meclis anayasada değişiklik mi yapacaktı? Hangisine söz vermiştik? Yeni anayasa. Yeni anayasaya. Söylüyorum. Sen hiç kimsenin kabul etmediği başkanlık sistemini dayatmaya çalışırsan, üstelik de Amerika'nın uyguladığı değil de Latin Amerikalıların bile terk ettiği, diktatörlük yaratan başkanlık sistemini dayatmaya çalışırsan, kendi tabanın bile buna razı olmazsa, eski ortakların buna cevaz vermezse, sen o yeni anayasayı nasıl yapacaksın? Makul bir başbakanın şu 48'i geçirelim mi demesi lazım, yoksa ya tamam ben böyle bir öneri getirmiştim ama bunun millette karşılığının olmadığını görüyorum, bunu geri çekelim. Parlamenter sistemin yasama, yürütme ve yargı arasındaki birbirlerini kontrol etme mekanizmasını daha çağdaş bir ortama getirelim ve bütüncül bir anayasa yapalım demesi daha makul değil midir? Bu durumda hem 48 madde öyle gözüküyor ki hem de yeni bir anayasa umudu zaten seçimlerin de yaklaştığı, yerel seçimleri kastediyorum tabii ki, bir süreçte çok kolay gözükmüyor. Yani bir başka bahara kaldı desek ben herhalde. Ben samimiyetle söyleyeyim. Bugün saat 14'te MYK toplantımız var. Orada da bu konu yeniden ele alınacak. İlkece anlaşılmış maddelerin geçmesinde bir sakınca yoktur. Ancak bu memleket Recep Tayyip Erdoğan'ın haftada bir değişen gündem değiştirme çabalarına
esir olmayacak kadar siyasal birikime de sahiptir. Bu yerel seçimleri daha iyi anayasayla alakası yok. Yerel seçimleri görmeyeyim. Konuşalım. 7 dakika süremiz var. Yerel seçimler artık bir seçim sattı mailinden söz edebiliriz. Böyle bir eğik düzlem havası, hatta Milliyetçi Hareket Partisi işte Orta Anadolu'da peş peşe adaylarını da açıklamaya başladı. Derken ilginç teklifler gündeme geldi. Daha önce de bunu konuşulduğunu ben hatırlıyorum. Dün Taraf Gazetesi'nde vardı işte. Telefonda size de söylemiştim dün konuşurken. İstanbul ve İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi adayına destek veren MHP, Ankara'da ise MHP adayına destek veren CHP modeli. Böyle bir ihtimal söz konusu mu? Mafi MHP'lilerin önüne gelen isimleri hayır biz kendi adaylarımızla çıkıyoruz dediler. Artık buna söylenecek söz kalmadı belki. O açıklamayı biz dün defalarca yaptık. Birçok televizyon kanalına da bağlanarak ben bunu söyledim. Önce Taraf'ın haberi demeyelim. Taraf'ın yazısı diyelim. Çünkü doğru. Haber olabilmesi için bir dayanağının olması tabii lazım. 5N1K tabii ilkelerine uyması lazım. Tabii, böyle bir şey yok. Bu masa başı uydurmadır. Altını çizelim. Yani yok böyle bir şey çünkü. MHP ve CHP'nin beraber olarak bir seçim ittifakı yapması Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de de mümkün değildir. Olmamıştır, olmayacaktır. En küçük beldede de olmamıştır. Bunu haberleştiren vatandaş, genel merkezlerde bunlar şunları konuşuyorlar, ilde ilçede de şunlar konuşuluyor demesi lazım. Oturup Ankara, İstanbul, İzmir demenin anlamı yok. Biz ittifak kuracağız gerçekten. Kimle? Halkla. Halktan başka ittifak kuracağımız bir merci yoktur. Zaten siyaset mühendisliği üzerinden tabanı dizayn etmeye çalışanlar bugüne kadar sürekli hayal kırıklığı yaşamışlardır. Bizim böyle bir derdimizin olmadığını herkes görecek. Şunu söyleyeyim ben. İzmir'de bizim seçilmek için kime ihtiyacımız var ki? Tabii bir önceki seçim sonuçları ortada ama bugün gelinen ancak anketlerle ölçülebiliyor. Evet. Bilmiyoruz orada. Ben şunu söyledim. Fotoğraf. Başbakan 3 puan kaldı İzmir'de falan dedi ya. Ben dedim ki İzmir'in büyük şehrini ve 30 ilçesini bende anketleri var. Umarım sizde de vardır. Alalım. Böyle afaki 3 puan kaldı falan demeyelim. Büyükşehir'de şöyle. Konak'ta böyle. Karşıyaka'da böyle. Bornova'da böyle. Gaziemir'de böyle. Kiraz'da böyle. Bergama'da böyle. Seferihisar'da böyle. Teker teker konuşalım. Ve vatandaş baksın bunlardan hangisi doğru söylüyor. İzmir'de en son seçimden bugüne 13 puanın altına hiç inmedi fark. Ve fark açılıyor. Yani dediğim gibi ben hani boş atıp tutmayı sevebilen bir insan hiç olmadım. Hiç öyle ortamların adamı değilim. Karşılaştırmaya, en küçük ilçe bazında dahi karşılaştırmaya davet ediyorum. Geri dönelim İstanbul'a. Yok oraya gitmeden peki, İzmir adayı konusunu konuşalım. Sayın Kocaoğlu mu adayınız yoksa bu konu değerlendirilecek mi? Sayın Kocaoğlu İzmir'i son derece başarıyla yöneten bir büyükşehir belediye başkanıdır. Türkiye'de 1396 yerde yeniden seçim yapılacak. Yeniden aday belirlenecek. Ve ona göre Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girecek. Bunların tamamı da Eylül'den başlayarak bir takvim içerisinde açıklanacak. Yetkili kurul parti meclisidir. Benim bireysel olarak X ya da Y dememin anlamı yoktur. Ancak Aziz Bey'in İzmir'i başarıyla yönettiğinden de biz bir şüphe duymuyoruz. Zamanı gelince bunlar olur. İstanbul için şunu söyleyeyim. İzmir için herhalde çok net konuştum. İstanbul evet, yani için. Tabii adaylık ve isimlendirme konusu. Herhalde benim şu anda. Yani hayır bizim açımızdan falanca filan deseniz bizim için çok hoş olacak. Evet ama herhalde benim hem yetki itibariyle hem de zamanlama itibariyle beni bağışlarsınız böyle bir şey. Şu an için mümkün değil, doğru da değil. İstanbul için gelelim. İstanbul'da bakalım anketlere. Hangi parti yükseliyor, hangi parti düşüyor? Lütfen bakalım anketlere. Çok açık anketler. Yani orada da 39 ilçe var. 39'dan şu anda 12'si CHP'li. Ben bunları şu anda 20 yaptığımızı söylersem kim ne der bana? İlçe bazında yani konuşalım. CHP'nin genel başkan yardımcısısınız. Size böyle söylemek düşer diyenler olabilir. Diyenler olabilir. Onu da şöyle söylerim. Mesela gelin Eyüp konuşalım. Gelin Beykoz konuşalım.
gelin Beylikdüzü konuşalım. Gelin Esenyurt konuşalım. Anlatabiliyor muyum? Yani afaki konuşursanız bir işe yaramaz. Ama somut konuşursanız, örnekler üzerinden ya o ilçede peki, o olur olmaz diyebiliriz. Tabii 39-20 oy potansiyellerini de hesaplamak lazım. Elbette, ama yani şüphesiz, sayısal itibariyle baktığınızda tabii ilçeler ki açısından olmayabilir. Bir... Olabilir olmayabilir ama ben ona da bakarak söylüyorum. Bakın Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i Cumhuriyet Halk Partisi alacak. Bunu görüyorlar. Biz kimle? isim söylememi gene beklemeyin benden ama bir CHP adayı olacak ve o Cumhuriyet Halk Partisi adayı şu anda AKP'nin olası adaylarıyla baş başa gidiyor. Bazı adaylarının da üzerinde. Yani bir somut isim var ama paylaşmıyorsunuz. Somut doğru mu? İsimler var. Yani her yerde var. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da var. Ve biz bu isimlerin potansiyellerini ölçüyoruz. Dolayısıyla kimle yukarıda kaldığımıza bakıyoruz. Artık maddi gerçeklik üzerinden yürüyor CHP'nin politikaları. Peki Ankara için ne söylersiniz? Ankara'yı da söyleyeyim. Ankara'da şu an itibariyle AKP'nin gerisinde Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak burada ben gönülden diliyorum Melih ki... Melih Bey dört kişi olmuştur işte. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bakın maddi olmayan, maddi gerçeklikle örtüşmeyen işlerle konuşmam ama Melih Bey dört köşe olmasın. Eğer başbakan bana sorsa AKP'de Ankara adayı kim olsun diye, lütfen Melih Bey'i değiştirmeyin derim. CHP'li olarak mı söylüyorsun? CHP'li olarak söylüyorum. Çünkü yani Melih Bey kalırsa ekmeğinize yağ mı sürüyor? Melih Bey kalırsa Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı değişecek. Bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Şimdi Twitter'dan sallamaya başlar birazdan. Ona ben hayırlı mesailer diliyorum. Tek yok, başına bu saatte çok kolay. Gece uzun süre kaldı. Şimdi bu saatte Melih Bey çok şöyle yapıyor efendim. Şöyle yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolu bilgi işlemcileri onun, ben başkanlarının guzucukları diyorum onlara. Onlar böyle 140 karakterde fakat gerçekten çocuklar kaç yıldır bu işi yapıyorlar. Yani şu Gezi Parkı'na biraz baksınlar, espri yapmayı öğrensinler. Küfretmeden konuşabilmeyi öğrensinler. Ya Melih Bey o talimatı veriyor, yatıyor. Onlar o arayı, o boşluğu dolduruyorlar. İstediklerini yapsınlar. İstediklerine küfretsinler. İstediklerini tehdit etsinler. Eğer Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olursa, yani 2009'da yapabildiğini 2014'te de yapabilirse kendi genel merkezine ve adaylığını bir şey sağlayabilirse, ima ediyor mu ediyorsunuz? Yani Melih Bey 3. partide ve son dakikada başkan olmadı mı? Yani 3 parti açıkladı 2009'da AKP adaylığını. Sancı oldu Melih Bey'in başkanlığı. Yani eğer Melih Gökçek çok iyi belediye başkanı deseydiler, ilk partide açıklarlardı. Son partiye bıraktıklarına göre sancılı oldu bu süreç tırnak içinde. O sancı bu senede olacak. O sancıyı kim kime veriyor bilmiyorum ama o sancı sonucunda bir ortaya aday çıkacak. Ve biz de göreceğiz. Ben diliyorum ki ben Melih Bey'in yanındayım. Yani benden emin olsun. Bana başbakan sorarsa AKP'nin adayı Melih Gökçek olmalıdır derim ha. Başbakan bana sorar mı onu bilmem. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Değerli